doğal sayılar kümesi geniş mi yoksa tam sayılar mı? Doğal sayılar ne ile gösterilir? Ne ile gösterilir? 0, 1, 2, 3 sembolleri sonsuza kadar gidiyor. Bu doğal sayıdır. Ancak tam sayılar tabii ki eksili sayılar da var. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2. Yani burada doğal sayılar alt küme tam sayılardır. İleride alt küme biraz genişleteceğim. Şimdilik böyle idare edin. Dolayısıyla tam sayılar kümesi daha geniştir arkadaşlar. Bu aşamada soracağınız bir yer var mı? Yok. Şu kalemimizin rengini sevmedim. Değiştirelim. Hadi kırmızı olsun. Şimdi burada küme olmayan 6 adet liste söyleyebilir misiniz? Evet. Veya gelin yazın. Hani bir şeyler yapın. Böyle olacak. Bunlar işte hazırlanırsa sizden şey yapabileceksiniz. Tahtaya kalkabileceksiniz. Gel dedim. Sen şöyle başla. Şurada A listesi. Hani bu küme değil. Tamam mı? Yaz canım. Çok güzel. Ali Veli Go. 90. Ha, tamam. Tamam. Yok. Bir de başka Nur yazsın. Aferin sana. Güzel. It's very nice. Çok güzel. Aralarında uyum yok. Ocak'la öbürleri haftanın günlerinden bir kısmıydı. Ocak ne alaka yani? Ocak ne alaka? Hani nereden çıktı? Ocak nereden çıktı yani? Keskin alaka hani derler ya. Lale, gül, arı olabilir. Şey yapalım, bir dakika dur. Şöyle kenara kay bir, orayı şey yapalım. Yok, onlar çok önemli değil. Yapmaya çalış. Evet, ha, şimdi idare ederiz biz o kısmı, tamam. Kalem, silgi, sıra, okulda bulunabilecek şeyler olarak düşünebiliriz. O zaman virgül sıra yaz, bir daha yaz sırayı da hani virgül sıra hani şuraya içine yazdığımızı düşünüyoruz. Sıra yaz, tamam, okey, teşekkür ederim. Sen gel Mustafa. Küme olmaz aslında. Başkan nerede? Aferin sana. 243 sonradan geldi mi? Yok. Bisiklet, araba, tahta. Hani şey anlamda diyorsunuz hani bisiklet yol alır, araba yol alır ama tahta yani alakasız oluyor. Tamam, güzel yani sonuçta düşündünüz. Tebrik ederim size. Bu aşamada soracağımız bir yer var mı yavru cehennemler? Yok. Devam edelim. Bakın. 4 adet küme yazınız. Mesela siz söyleyin hızlıca. Evet hanımefendi. Söyle. Yani haftanın bir kısım günlerini söylerse, o bir küme belirtirse de
petek, bal, arı. Ne güzel düşünüyorsun hani bak. İnsan aklındakini de hani ifade edebilir ya. İlginç, güzel. Sen söyle. Aylar. Ocak, Şubat, Mart. Ocak, Şubat, Mart. O da güzel. Tamam. 4 adet adet küme yazdınız. Onu siz belirtiniz. Tamam, orayı ben atlıyorum. Bak şimdi. Orayı şimdi yazmıyorum. Siz sonra bunların hani videosunu verirsem de ben size şey yaparsınız. Serden geçti kelimesindeki harflerin kümesi nedir arkadaşlar? Evet. Bunu A ile gösterelim. Sen yazı ver hadi. S. Çok güzel. Aferin kızım. Bravo. Yani bir elemanı mesela E harfi 3 kez kullanılmış. Serden geçti kelimesi de normalde. Fakat burada biz bir kez yazdık. 4 harfli aylar kümesini liste yöntemi ve şema yöntemiyle göstererek eleman sayısını sembol kullanarak yazdınız demiş. Şimdi kim yardım edebilecek? Sen, biz yardım ederiz. Sen şöyle bir ben diye bir şemayı yap. Evet, şuradan şöyle yap. Aferin sana. Ha. Şema. Evet. Şimdi buraya yaz. Ocak. Değil mi? Evet evet. Küçücük yaz ama. Küçük yaz. Ocak. Evet. Ha. Ocak. Evet. Bu tip şeylerde de başına bir nokta atalım. Tamam mı? Dur şimdi. Tamam. Şimdi Ocak. Şubat. Yok. Mart. Evet. Dört harfli olacak ya. Az kaldı bak. Biraz sonra şey yapacağız, hani dinleneceğiz, tamam mı? Teneffüsümüz olacak vesaire. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, yok başka. Çok güzel. Şimdi bunu bir de liste yöntemiyle yazıyorsun. Buraya D eşittir diyorsun. Evet. Yaz dedik. Anladım. Ha, silebilirsin. Evet. Tamam. Ha, virgül ekim. Önemli değil. Yine şimdi buraya D'nin eleman sayısı nedir delikanlı? 3. Evet. Bravo.